Arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Ne demiştik bir önceki dersin sonunda? Belgesel tadında, bol geriye yaslanmalık bir kısma geldik. Şöyle bir "Oh, ferahladım azıcık." deyip geriye yaslanın ve anlatacaklarımızı, kemerlerinizi bağlayın ve dinleyin. 1923'e gidiyoruz. 23'ten günümüze kadar aslında bu politikalar döneminde bahsettiğimiz artırma, azaltma, iyileştirme, artırma nelerden kastettiğimi ve bunların neden ortaya çıktığını size anlatacağım bölüme geldik. Yaslandın geriye ve Başlıyoruz şimdi. 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilir ve bundan sonrasında ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılır. 27 yılı sayımı yapıldığında Türkiye nüfusu 13.6 milyon kişi olarak bulunur. Ancak bu nüfusa bakıldığı zaman yarıdan fazlasını kadınlardan oluştuğunu, aslında yaşlılar ve çocukların bu anlamda oranının fazla olduğunu, ancak üretimi gerçekleştirecek o yeni cumhuriyetin yatırımlarını yapıldığında tabi bunlarla ilgili çalışacak, genç dinamik nüfusun ortada olmadığı görülür. Dolayısıyla da bizim cumhuriyetin ilk yıllarındaki politikamız nüfus artış hızını artırmaya yönelik işlemler olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde başlıca şeylerimiz şunlar aslında. Şimdi bakıyorum ben cumhuriyet ilan edilmiş, yatırımlar devlet eliyle yapılmaya başlanıyor. Yeni fabrikalar açılıyor, yollar yapılacak, köprüler yapılacak, limanlar yapılacak ama yeterince makine ve iş gücü yok. Dolayısıyla da bunları insan emeğiyle yapılacağı için tarımda, sanayide, ulaşımda ancak bunu gerçekleştirecek nüfus da ortada yok. Dolayısıyla bu dönemdeki politikalarda ilk şu fark edilmiş bizim öncelikle nüfus artışımızı artırmamız lazım diye. 1927 yılından itibaren nüfus artışını artırmaya yönelik o sayım yapıldığında fark ettiğimiz durum 1940'lı yıllara kadar devam ediyor. 40'lı yıllarda bir sekteye uğruyor. Ne oluyor 1940'da? Aslında 1940 ile 45 arasında. Bu dönem 2. Dünya Savaşı yılları. Biz 2. Dünya Savaşı yıllarında doğrudan savaşa girmedik. Aslında Türkiye hani savaşa katıldı mı? Bakarsanız kağıt üzerinde katıldık. İsmet İnönü dönemiydi. Ancak biz fiili olarak savaşın içerisine girmedik. Savaşın bitimine doğru böyle formaliteden laf olsun diye. Evet biz de katıldık katıldık dedik ama hiçbir zaman savaşmadık. İşte bu dönemde öncesinde de yatırımların devlet eliyle gerçekleşmiş olması, yatırımlar yapacakken nüfusa ihtiyaç duyulması, 2. Dünya Savaşı'nın patlak verebileceği düşüncesiyle ya asker lazım bize ne olacağız nasıl savunacağız falan derken bu dönemde işte korktuğumuz başımıza gelir. 1945 yıllar arasında erkek nüfus silah altına alınır. Eli silah tutan herkes artık kazmasıyla küreyle ne bulursa hazır asker pozisyonuna geçer. 5 yıl boyunca eli silah tutan herkes askerde olunca haliyle evlilik çağındaki nüfus ortada yok. E doğurganlık gerçekleşecek, erkekler ortada yok. Hal böyle olunca da 40-45 arasında nüfus artış hızımızda ciddi bir azalma yaşanır. Ancak 1945'ten sonrasında 2. Dünya Savaşı sona erer. Ülkeler çocuklar gibi şendirler, birbirlerine sarılırlar. Artık savaşmayacağız değil mi derler, barıştık derler, Birleşmiş Milletler, NATO'lar kurulmaya başlanır. Ve böylelikle dünyada bir refah ve huzur ortamı ortaya çıkar. İşte refahın ve huzur ortamının olması insanların geleceğe dair, hayata dair ümitlerini tekrar yeşerttiği için e bir de 5 yıl boyunca silah altındaki erkekler köyüne dönünce tahmin edeceğiniz üzere bir nüfus patlaması. Bizde 50'li yıllar aslında 50-60 dönemi bütün dünyada da dahil olmak üzere baby boom dönemi olarak geçer. Yani bebek patlaması dönemi. Bu dönemde dikkat edin çoğumuzun işte babaları, anneleri, halalar, teyzeler, amcalar bu döneme denk gelmiştir ve dikkat edin çok kardeşlidirler. İşte o baby boom dediğimiz dünyadaki bebek patlaması döneminden nasibini biz de almışız. Nüfus artışısı inanılmaz bir boyutlara ulaşmış. 1950'li yıllara geldiğimizde artık tek parti dönemi sona erer. Demokrat Parti ve Adnan Menderes tek başına seçimleri kazanır. Bu dönemde tekrardan bir işte dış yardımların bize ulaşmasıyla birlikte tarımda, ulaşımda büyük atılımlar yapılmaya başlanır. Şuna dikkat edin hepsi birbirle bağlantılıdır dedim ileride de kullanacağız diye. Örneğin bizde Marshall planı kapsamında bütün dünyaya Amerika büyük yardımlar yapmıştır. Ve bu hibe krediler olmak üzere birçoğu bize de bu krediler gelmiştir. Gelen kredilerle birlikte bize şu söylenmiştir. Mesela demişiz ki biz kredi verilmiş. E tarımda makineleşme yok, traktör yok burada da. Ne yapacağız bu parayla demişiz. Demişler ki var güzel iklim, var güzel toprak. E o zaman var git tarım yap. E demişiz traktör yok. Veririz. Çiftçiye de ki sana kredi açtım çok uzun vadeli ve düşük maliyetli bir kredi. Git bu krediyle traktör al. Tarımda makineleşme 1950'ler. Bir bakıyorsunuz arkadaşlar, 1950'lerde tarımda makineleşmenin gelmesiyle birlikte bizde bir şey olmaya başlıyor. Kırsal kesimde işsizlik. Çünkü traktör birçok insanın yaptığı işi elinden almaya başlıyor ve Türkiye'de kırdan kente göçün ilk izleri 1950'ler. Sebep tarımda makineleşme. Hepsi birbirle çok bağlantılı dönemlerdir. Mesela 1950'ler deyince aklımıza şu geliyor. Aldığımız o kredilerle birlikte bize aynı zamanda şunu demişler. Demişler ki ya siz dağlık ve engebeli bir ülkesiniz değil mi? Evet öyleyiz. Peki demişler ne böyle cumhuriyetin ilk yıllarından beri yok demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan falan böyle komünist komünist cümleler. Evet komünizmde kaldı demir yolları. E ne yapın? Modern yola geçin. Ne? Modern yol ne? Asfalt. Karayolları. Biz 1950'lerden sonrasında asfalt makinesi almaya başladık. Bizde ilk asfalt makinesi ve karayollarının asfaltın dökülmesi 1950'lere denk gelir. Ve sonrasında bir şey daha keşfettik. Aslında denir ya dünyada bir atasözü vardır. E, asfaltı İngilizler bulmuştur. Asfalt yamasını Türkler bulmuştur. Böyle bir laf vardır. Asfalt İngilizler asfalt yamasını Türkler bulmuştur diye. Sonradan yama yapmayı da öğrendik. Bir daha o asfaltı sermeyelim diye. İlk biz düşürdük aklımıza. Ben geçen yıllarda bir Almanya'ya gitmiştim. Orada <laughs> şey gibi oldu. Geçenlerde Yozgat'a gittiğim gibi bir cümle oldu. Yama yapıyorlar. Ve dedim ki gerçekten demek ki bizim bu Türk aklı oraya da götürdü. Ve Almanlara da dedi ki habire habire sökmeyin bu yolları. Yama yapın dedi. Ve muhtemelen Almanlar da yamaya geçmiş arkadaşlar arkadaşlar. O otobanlarda yama yapıyorlar. Onu da gözümle gördüm. Şimdi 1950'lere tekrar dönersek ne oldu? 1950'lerde bize tarımda makineleşmeyle birlikte ulaşımda da ciddi manada karayolları geldi. Bir bir bakıyorsun 1950'ye kadar demir yolu ağırlıklı bir yapı varken ellerden sonra karayolu coşmuş. Ve bugün bakıyorsunuz Türkiye'de en yaygın ulaşıma karayolları. E diyecek ki sana ne zamandan sonra? 1950'ler. O gelen Marshall yardımları. Ve beraberinde şunu demişler. Biz demişiz ki ya bizde araba yok ki. Karayolu yap diyorlar. Veririz. Al sana ucuz kredi. Git Amerikan arabaları. O bu buikler vesaireler. Kocaman altı silindirli motorlar. E kimse dememiş ki ulan bizim petrolümüz de yok. Demiş ki veririz. Yani hikaye buradan başlar. 1950'lerimiz böyle geçer. İşte nüfus açısından da. O 1950'li yıllarda bir bakıyorsun. O Demokrat Parti dönemi tarımda makinileşme. Ciddi manada üretim artıyor, beslenmeden yana sıkıntı yok, sağlık koşullarında iyileşme. Yani verilen krediler vesaire diyoruz da dünyada da ciddi manada 2. Dünya Savaşı aslında hani savaşın kötü tarafları elbette onun hiç şey olacak bir tarafı yok. Ama bir yandan neyi ortaya çıkardı biliyor musunuz? 2. Dünya Savaşı ile birlikte ciddi yapılan o savaş ortamındaki tedaviler vesaire derken pek çok hastalığın ilacı bulundu. İğnesi bulundu. Ve bu dönemde bebek ölümleriyle mücadele kapsamında çok fazla bilimsel o tıbbi teknikler geliştirildi. Ve bizim çok doğurmamıza rağmen yeterince Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok doğum vardı ama inanılmaz fazla da ölüm vardı. Çünkü bebek hastalıklarıyla mücadele edilemiyordu. Bu dönemde tıptaki ilerlemelerle birlikte bebek ölümleri azaltıldı. Besleme koşullarının ve sağlık koşullarının iyileşmesiyle insan ömrü uzadı ve biz artık ölmemeye başladık. Ve bu da haliyle nüfus artış hızını coşturdu. 1950'lerden sonuna doğru artık gelmeye başladığımızda bir fark ettik ki Türkiye'de nüfus artış hızı en yüksek düzeye ulaşmış. Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyi. Ve 1960'ta 27 Mayıs'ında başımıza bir şey geldi. Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi. Darbeyi yapanlar 14'ler adı verilen genç subaylardan oluşuyordu. Ve bunlar içerisinde de Cemal Gürsel sonradan Cumhurbaşkanı olacak Cemal Paşa denilen Cemal Aga da denilir kendisine. Aslında darbenin içinde yoktur. Öyle denir. Bu 14'ler grubunda hatta darbe bildirisini yapanlardan bir tanesi ve darbeyi o gür sesiyle radyoda okuyan kişi de Alparslan Türkeş'tir. Ve bu dönemde darbe yapıldıktan sonra o 14'ler grubu kendi içerisinde darbe sonrasını planlarken bir şeye dikkat ederler. Biz ülke kalkınmasını ya da ülkenin bundan sonraki gidişatını nasıl yönlendireceğiz? Bu nüfusu doğrudan ilgilendirdiği için arkadaşlar bunların hepsini anlatıyorum. Bakın nasıl birbirini bağlıyor o hikayeler. 14'ler grubu içerisinde Alparslan Türkeş ve onun etrafında olan bir subay grubu aslında ülkenin daha böyle hani daha türkçü değerlere yönelik, daha milliyetçi yapıda olmasını savunurken aslında diğer 7'li grupta da biraz daha böyle sosyalist, daha dışa kapalı. Hani Amerikan yardımlarını reddediyoruz, dış yardımları reddediyoruz. Bu ülke her şeyini kendi yapacak. Hatta bu ülke kendi arabasını bile kendi yapacak deyip Devrim otomobilinin temellerinin atıldığı dönemden bahsediyoruz. Ve bunların da ilk dikkatini çeken nokta şu. E 1960 darbesi yapılmış ve bir anda nüfus sayımı. O dönemde nüfus sayımı sonuçları, 1960 sayımı sonuçları önlerine geldiğinde bir şey fark etmişler. İnanılmaz bir nüfus patlaması. Ve o dönem işte şu cümleler kurulur. Denir ki biz parayı neye harcayacağız? Bu nüfusu beslemeye mi yoksa ülkeyi kalkındırmaya mı? E şimdi dışarıdan yardım almayı reddediyorsun. Ülke kendi kaynaklarla kalkınacak diyorsun ama inanılmaz bir nüfus patlaması var. Peki bu nüfusu beslerken kalkınmayı nasıl yapacaksın? İşte o dönemde akla bir şey geliyor. 1960 darbesiyle birlikte hayatımıza giren bir kuruluş. Devlet Planlama Teşkilatı. 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ilk birinci 5 yıllık kalkınma planını yayınlar. 1965 yılına geldiğimizde aile planlaması kanunu çıkarılır. Bundan öncesinde her şey nüfus artışını artırmaya yönelik politikalarken 1965'ten sonrasında hem DPT faaliyetleri hem de aile planlaması kanunu ve onun yanında gelen bazı uygulamalarla birlikte biz nüfus artışını düşürmeye yönelik politikalara geçtik. Sebep neydi? çok nüfus artışının ülke kalkınmasını engelleyeceği düşüncesi. Ancak hocam bu politikalar çok etkili oldu mu? Aslında bu politikalar çok da etkili olmadı. Çünkü Şöyle bir şey olmaya başladı. İnsanlar refah ve huzur ortamında besleme ve sağlık koşulları iyileştiği için sen ister istemez o kırsalda nüfus artışını düşürmeye çalışsan da bazı gelenekler ve görenekler var. Özellikle bazı yörelerde çok çocuğun güç ve iktidar sahibi olarak algılanması, hala kırsal kesimde bağ bahçede çalıştıracak ucuz iş gücü çocuk olarak görülmesi gibi düşüncelerle bizim bu azaltma politikamız bazı yörelerde işe yaramış ama bazı dönemlerde bazı yerlerde işe yaramamıştır. Ancak bizde nüfus artış hızındaki kırılmalardan bir tanesi de 1980 sonrasına denk gelir. Dikkat ederseniz bu dönemlere baktığınızda esasında bizde bir takım darbelerle birlikte bir takım değişimlerin düşüncelerinin olduğunu görüyoruz. 1980'lere doğru gelmeye başladığımızda artık şu oldu. Kırdan kende göç çok fazla kendini belli etmişti. 1980 ila 85 yılları arasında Türkiye'de nüfusun yarıdan fazlası artık kentlerde yaşıyordu. Yani 85 yılı sayımına baktığınızda Türkiye'nin yarıdan fazlası kentli olmuş. Peki yarıdan fazla kentli olduğumuzda ne oldu? Çok çocukla kırsaldan gelen bir aile olduğunuzu düşünün. Eve geldiniz, bir kente geldiniz, kentte bir gece kondu yaptınız ya da mevcut bir gece konduya eve taşındınız, kira derdiniz var. Eskiden bağdan bahçeden besleniyordunuz, çocukları besleyebiliyordunuz ama kentte her şeyi parayla satın almak zorundasınız. Bakkala borç. Ondan sonrasında o Emrah filmlerinde gördüğümüz klasik sahneler. Borcunu ödeyemeyen Emrah'ın annesinin başına gelenler. Şimdi anlattırmayın. O dönemler onlar anlatıyor aslında bize. Yani ciddi manada her şeyin parayla alınmaya çalışıldığı bir dönem. E beraberinde ne oldu? Erkek tek başına çalışırken geçinememeye başladı. Bir anda artık kadın da dedi ki, bey dedi izin ver bende çalışayım. E kırsaldan gelmişiz. E şimdi beyin gönlünde pek geçmiyor haliyle karısı çalışıyor. Ne der el Ama bir bakıyor geçinemiyorsun. Kadın iş hayatına katılıyor. Sonra konfeksiyonda görmeye başlıyorsunuz. Sonra fabrikalarda görmeye başlıyorsunuz. Bir anda e, Hulusi Kentmen'in oğlu Tarık Hakan'ın oradaki fabrikada çalışan bir körpe genç kıza köyden gelmiş kıza aşık olma hikayeleri başlıyor. Türk sineması bunlar üzerine şekilleniyor. Bakın bunlar hep işte diyorum ya o görmüş olduğunuz filmler ve yapılar bizim o tarihimizi anlatırken aslında nüfusun da nasıl evrildiğini nasıl bir değişim geçirdiğini nüfus artısı üzerinde nasıl bu dönemlerin etkili olduğunu da çok güzel anlatır. Görebilirseniz eğer zaten bunları rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Kadın iş hayatına katılmasıyla birlikte haliyle şu oldu. Eskiden o çok çocuklu aileler yavaş yavaş geçim derdi, parayı nereye harcamalıyız, çocukların eğitimi vesaire derken biz bir anda doğurganlığın düşmeye başladığını gördük. Yani kentleşmenin bize beraberinde getirdiği şey artık yapabileceğin kadar değil, bakabileceğin kadar çocuk düşüncesi olmaya başladı. 80'lerden itibaren bu sefer de nüfus politikası iyileştirme dediğimiz bir politikaya doğru geçmeye başladı. İyileştirme şu demekti. Devlet dedi ki ya ben 80'lerden itibaren özellikle 80 darbesinden sonrasında yaşadığımız pek çok hadise vardır. Ve büyük oranda nüfus artık kentli olmuştur. Biz şuna odaklanıp dedik. Nüfusun sayıca az ya da sayıca çok olmasıyla çok ilgilenmiyorum. Millet ne yapıyorsa yapsın beni ilgilendiren şey devlet olarak şu denilmeye başlandı. Ben nüfusun niceliğinden çok niteliğiyle ilgileneyim. Onun eğitimiyle, sağlığıyla, onun ekonomiye katkısıyla, efendim iyi bir eğitim almasıyla yani daha ziyade o kentli yaşam dediğimizin kent koşullarını iyileştirme, okullaşma oranını artırma, sağlıkla iyileşme vesaireye döndürmeye başladık. Yani sayı bizi çok ilgilendirmiyordu. Biz daha çok nicelik üzerine değil, nitelik üzerine durmaya başladık. Ama 2000'lere doğru geldiğimizde bir şey fark ettik. Doğurganlık inanılmaz azalmıştı. Çünkü o kentli ve eğitimli yaşam, kadın iş hayatına katılması, eğitim düzeyinin yükselmesi ve kentteki yaşamın zorluğu ister istemez bizi çocuktan uzak tutmaya başlamıştı. Ve bu 2000'lerden itibaren fark edildiğinde 2040'lı, 2050'li nüfus projeksiyonları yapıldı üniversiteler tarafından ve bir şey fark edildi. 2040 yılına kadar Türkiye nüfusu artacak ama 2040 yılından sonrası artık nüfus artamayacak. Nüfusun çok büyük bir bölümü yaşlılardan oluşacak. Genç, dinamik, doğurgan bir ülke olmayacağız. Yatırımlar atıl kalacak. Açılan okullar boş kalacak. Yapılan hastaneler sadece yaşlı bakım hizmetleriyle dolacak. Yani aslında ülkenin o dinamizmini yitirmeye başlaması düşüncesi 2040'lardan sonra bizim 2000'li yılların başında önlemler almamızı gerektiriyordu. Dolayısıyla da 2005'ten sonraki yavaş yavaş politikamız nüfus artış hızını artık artırsak mı politikasına doğru dönüşmeye başladı ve ondan sonrasında düğünlerde şöyle cümlelerle karşılaştık. En az 3 1 olur Garip olur, iki olur, rakip olur, üç olur, bereket olur, dört olur, rahmet olur, beş olursa dadından yenmez. Önce üç olarak başlayan politikamızda gidebiliyorsan beşe doğru da git politikasına doğru da dönmeye başladık. Yani aslında 2005'li yıllardan sonrasına fark ettiğimiz hani o hükümet söylemi gibi duran, devlet büyüklerinin söyleme isteği arzusu gibi duran hikayeler... 2014 yılından itibaren resmiyet kazanmaya başladı. Çünkü bununla ilgili bir takım kanunlar çıktı. Bunlar içerisinde neler vardı? Mesela işte çocuk yapın anneanne ya da babaanne buna bakarsa ona maaş bağlayalım gibi. Hani niye çocuk yapmıyorsun bakacak kimse yok e kar koca çalışıyoruz. E tamam varsa babaanne anneanne bunlardan bir tanesi baksın biz de ona maaş verelim gibi. İşte bu tip politikalar kanunla da artık ortaya çıkmaya başlayınca 2014'ten sonrasında dedik ki evet kanun olarak Türkiye resmi olarak nüfus artışını artıran ülkeler kategorisine girmiş oldu. İşte Cumhuriyet tarihi boyunca nüfusumuz üzerindeki etkili olan faktörler ve bugüne kadar gelişimizde neler neler yaşandı sizlere kısa bir özet geçmiş olduğum aslında. Dedim ya bol geriye yaslanmalık belgesel tadında bölümümüzdü. Hadi şimdi gelin işin biraz da o madde madde kısımlarını açalım ders boyutumuza dönelim. 1923 1965 arası dönemde nüfus artış hızını ne yapıyorduk Cumhuriyet'in ilk yıllarında? Artırmaya yönelik faaliyetler. Peki bunların gerekçeleri neydi? Yani biz bu artırıcı politikalarda neyi dayanak gördük? Bir, Tarımda ve sanayide yeterince makineleşmenin yaşanmaması nedeniyle iş gücü ihtiyacının çok fazla olması. Elde var bir. Yani ucuz iş gücü lazım. Bunu unutma. Niye artırmaya çalışıyorsun? İş gücü lazım. 2. Öncesindeki savaşlarda yaşanan genç dinamik nüfus kaybı nedeniyle bunun tekrardan yerine tahsis edilmesi. Yani tekrar yerine o genç dinamik nüfusun konulmak istenilmesi düşüncesi. Ülke savunması açısından genç nüfusu ihtiyaç duyulması. Özellikle 2. Dünya Savaşı'na doğru giderken burada çok fazla korkuyla hareket etmişiz. Çünkü hani tekrar 2. Dünya Savaşı'na eğer ki, ki Hitler o zamanki Avrupa'daki en büyük tehlike kendisi zaten nereye kadar ta Balkanlara kadar gelmiş. Hatta Trakya'da savunma hatları kurulmuştur. Yani Hitler artık Almanya Trakya'ya saldırırsa orada biz de fiili olarak dalacağız. Bu taraftan yürüyeceğiz. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. Üretimin artması için tüketici nüfus miktarının artırılması gerektiği dedik ya mal ve hizmetlere talep olması lazım ki üretim artsın. Bir ülke büyüdük büyüdük denilen bir hikaye vardır ya Türkiye büyüyor. Yıllık büyümemiz %3, %5'e çıktı. İşte bunlardaki büyümelerde tüketici bir nüfus gereklidir o büyümeyi sağlamak için. Peki bu dönemde gerekçelerimiz bunlardı. Ülke savunması, kalkınma için nüfus, tüketici nüfus bunları istiyordum. Peki bunun için ne gibi çalışmalar yapıldı? İşte yapılan çalışmalar. Çok çocuklu aileler yol ve gümrük vergisinden muaf tutularak ana yurda davet edilmiştir. Yani eskiden Osmanlı topraklarında yaşayan ama Misak-ı Milli'den sonrasında bu topraklara dışında kalan soydaşlar ülkeye davet edilmiş. Ve eğer gelirseniz sizden yol ve gümrük vergisi almayacağız denilmiş. Aynı zamanda burada yol vergisinde şöyle bir hikaye de vardır. Normal şartlarda arkadaşlar bir e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında o demir yolları yapılırken büyük oranda insanlardan vergi toplanmıştır. Yol vergisi adı altında. Ancak bu yol vergisini veremeyecek parası olmayan insanların bazı yükümlülükleri vardı. O da neydi? Yılda 15 gün herhangi bir yol yapım çalışmasında çalışma zorunluluğu. Kazmayı küreği eline verip madem para veremiyorsun o zaman al kazmayla kır burayı deniliyordu. Ama bunlardan muaf tutulan bir kitle vardı. Çok çocuklu aileler. Hani gelip çalışamaz o yeter ki çocuk yapsın ben onu muaf tutarımdı. Dolayısıyla yol yapım çalışmalarında o kişiler kullanılmamıştır. Bazı kişilere toprak ve para yardımı özellikle sorulmuş işte çocuk yap niye yapamıyorsun? Garibanım torpagım yok. Hani eksem bitsem toprağım olsa çalıştırmak için çok çocuk yaparım. Demişiz ki al sana devlet hazinesinden toprak al sana nakdi para git kendine çocuk neyim yap demişiz. Öyle yardımlar yapılarak çocuk teşvik edilmiş. Doğum kontrol yöntemleri ve çocuk aldırma dediğimiz kürtaj olayları yasaklanmıştır. Normal şartlarda arkadaşlar bizim cumhuriyetin hani 1965'li yıllara kadar aslında bütün dünyada doğum kontrol yöntemleri bilinmekteydi. Ancak bunların ithalatı yasaklanmıştır. Ülkeye girişi yasaklanmıştır. Ve asla hani çocuk aldırma, kürtaj vs. bunları yapamazsınız. Yasal değildir. Tamamen cezası vardır. Amaç doğurabilelim o çocuklar dünyaya gelebilsin diye. Evlilik yaşı düşürülmüştür. Bu dönemde normalde 18 olan evlilik yaşı 17'ye 16'ya da düşürüldüğü olmuştur. Hani yeter ki evlenmek istiyoruz ve çocuk yapacağız deyin Size diyorlardı ki tamam kanun olarak 18 ama size istisna tanıyoruz. Madem çocuk yapacaksın söz mü? Bak mı? Yemin et. Heh, ettin tamam. Düşük yaşta da olsan doğurabilirsin, evlenebilirsin diyorduk. Çok çocuklu aileler madalyayla ödüllendirilmiştir. Yani hocam gerçekten öyle. Evet madalya takılmıştır arkadaşlar. Çok çocuklu ailelere devlet üstün hizmet madalyası. Hani diyor ki göstermiş olduğun gayretlere karşılık naçizane bunu kabul et. Hani sen diyor o kadar gayret verdin karşılığında devlet olarak ben bir şey yapmayayım mı? Al sana madalya. Düşün köy meydanındasın. Dizmişler böyle seni sıra sıra. Efendim 9 çocuklu geliyor diyor dokuz çocuk doğurdum. Altın madalya. Bir yanında var altı çocuklu bronz gümüş madalya. İşte dört çocuklu bronz madalya. Aşağıdaki gümüş alan bak görürsün 3 sene sonrasında ben diyor. E o çocuğu hemen nasıl tamamlıyor diye. Rekabet olsun. insanlar böyle hırslansın. <laughs> Orada köy yerinde de vardır ya bana madalya taktılar. Niye doğurdum için? Bağda taksınlar. E ne yap? Doğur. İşte bunun gibi teşvikler sağlanmış. Bakınız bu dönemde teşviklerle doğumların artması, ölüm oranlarının düşmesi. Çünkü e, besleme ve sağlık iyileşti dediğimiz gibi. Balkanlardan gelen göçler. Hatay'ın ana vatana katılması 1939'da Nüfus artış hızını en yüksek düzeye ulaştırmış. Ne dönemde? 1960 yılına geldiğimizde. Ancak şuna dikkat edin. 1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınması ve beslenme ve sağlık koşullarındaki kötüleşme. Bakın 1945 arası besleme ve sağlık koşullarının en kötü olduğu dönemdir. Yani Cumhuriyet tarihinde dersen ki hocam 1923'ler mi daha kötüydü? 40'lar mı? 40'lar daha kötüydü. Bak 23'te bile daha iyiydik. Ne oldu hocam 40'ta? Yahu bütün eli silah tutan herkes diyoruz askere alındı. Ülkede tarım bitmiş, ülkede sağlık bitmiş, doktoru da gitmiş, çiftçisi de gitmiş. Herkes silah altında askere malzeme lazım, orada yiyip içmesi lazım, teşhisat lazım, parayı oraya harcıyorsun. E zaten ülkede üretim durmuş, ekmeğin bile karneyle alındığı yıllar. Hani derler ya şey, İsmet döneminde ekmeği karneyle alıyorlardı. Bir kişinin kar ekmek karnesi var. Devlet ekmeği dağıtıyordu. Ekmek karnesi vardı. Fırıncı o karneye iki ekmek verdim yazardı. Kişinin elinde de iki ekmek aldı diye yazardı. Eğer aynı gün gidip de ben ekmek istiyorum deyince karneni göster diyorlardı. Orada iki ekmek aldı yazıyorsa diyorlardı ki yok veremeyiz. İşte biz o dönemleri yaşadık. Bu 2. Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu bir yokluk dönemiydi. Bu dönemde beslenme kötüleşince haliyle tıbbi malzeme vesaire alman mümkün değil. Bütün dünya savaşta Herkes bütün hastalıklarla o savaştaki askerleri yaşatabilmek için bütün tıbbi malzemeler oraya kaydırmış. Senin ithal etmen, alman imkansız. Dolayısıyla hem beslenme hem sağlık dibe vurunca biz bu dönemde nüfus artış hızının bir anda ciddi manada düştüğünü görüyoruz. Dramatik bir azalma var. Ama şunu unutmayın, Cumhuriyet tarihi boyunca en düşük nüfus artış hızı eskiden bu dönem diye konuşuyorduk, artık konuşmuyoruz. Bakın eğer çözdüğünüz bir kitapta en düşük nüfus artış hızı 40-45 arası falan yazıyorsa dikkat almayın. Artık o değişti. Birazdan zaten ne olduğunu söyleyeceğim. Gelelim sorularımıza. 1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı dönemi olarak ülkelerin en bunalımlı dönemleri yaşanmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan ortam nüfus üzerinde de etkiler bırakmıştır. Türkiye'nin 1945 yılları arasındaki nüfus özellikleriyle ilgili hangisi doğrudur? Kentleşme oranı %50'nin üzerinde. Yanlış. Çünkü kentleşme bizde 80-85 yıllar arasında %50'yi geçmişti. Dikkat edin. Çalışanların büyük bir bölümü sanayi sektöründe. Yanlış. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bahsediyorsan büyük oranda ne sektöründe çalışıyoruz? Tarım sektöründe. Nüfus artış hızı bir önceki döneme göre düşmüştür. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yüksek seyrederken 40-45 arası en bunalımlı dönem nüfus artışı bir anda dramatik düşüş gösterdi. Kadın okur yazar oranı erkeklerden yüksektir. Yanlış. Hiçbir tarihte, cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman kadın okur yazar oranı erkekten daha fazla olmamıştır. Her zaman erkek oranı daha fazladır. Birazdan onlara geleceğiz. Toplam nüfus içinde yaşlıların oranı en yüksektir. Yanlış. Hiçbir zaman yaşlı oranı diğer gruplardan daha fazla olamamıştır. Birazdan da dediğim gibi konuşacağız. Ama bu dönemdeki doğrusu ne? Bir önceki döneme göre azalmıştır doğru. Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek nüfus artış hızı 2. Dünya Savaşı sonrası. 1955-60 arası dönem neydi bu? Baby boom, bebek patlaması. 55-60 yıllar arasında nüfus artışının en yüksek seviyeye ulaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Ekonomik refah seviyesinin yükselmesi. Etkili mi? Etkili. Sağlık koşullarında iyileşme, hastalıklarla mücadele etkili. Bebek ölümü oranlarının düşmesi en önemli noktamız bu. Beslenme koşullarının iyileşmesi, bebek ölüm oranlarının azalması, evet. Aile planlamasının yaygınlaşması. Hayır. Aile planlaması 1965 sonrası. Bakın bu notlarınızı, benim buraya yazdıklarım ufak ufak sizde video ders notunda bu soruyu gördüğünüz yerin çözerken altına bu küçük notları sizde yazın. Zaman zaman böyle o sayfayı tekrar ederken gözünüze hep çarpar bunlar. Aile planlaması diyor ya, hayır diyeceğiz. 1965 sonrası azaltmanın bir yoludur bu. Azaltma politikası kapsamında yapılmıştır. Dolayısıyla bu artışa dair değildir. Aile planlaması 65 sonrası azaltmaya yönelik. Ama bize burada neyi soruyor? Artılığının sebeplerini soruyor. Azalttığının değil. İşte bunu yazdım. Geldik şimdi 1965-80 arası. Şimdi o artıcı dönemi en yüksek pik noktaya ulaştığımız dönemi geçtik. Bundan sonrası ne var? Darbe var. Devamında DPT var ve aile planlaması kanunu var. Azaltıcı politikalara geçtik 1965'te 80 arasında nüfus artışını. Hocam ne yaptık burada vurduk mu hepsini diye azalın diye çat çat diye böyle bir şey yapmadık. Haliyle dedik ki ya rica ediyorum lütfen e, biz artık nüfus artışını artırmaya çalışan bununla ilgili bir size teşvik veren bir ülke değiliz. Teşvikleri kaldırıyoruz yani doğuracaksan da ne halin varsa doğur ama ben sana illa doğur demiyorum politikasına geçtik. Peki sebepleri neydi? Nüfus artışının 1960 yılında en yüksek düzeye ulaşmış olması bu fark edildi. Tarımda, ulaşımda, sanayide yaşanan makineleşmeye bağlı iş gücü ihtiyacının azalması. 1950'lerden sonra Marshall planı kapsamında bize tarımda, ulaşımda, sanayide ne geldi? Makine geldi. O yüzden de eskisi kadar toprakta, tarımda ihtiyacımız azaldı. Dünya savaşlarının son ermesi nedeniyle de eskisi kadar asker ihtiyacımızın kalmaması, barış ve huzur ortamı var. Dedik ki biz 1960'larda artık dedik ne askere gerek var ya dünya savaşı yok ki bitti o iş dedik. Aşırı nüfus artışının ülke kalkınması üzerinde engel oluşturduğu düşüncesi özellikle dedik ya devlet planlama teşkilatı yatırımları yaparken şuna bakıyordu. Diyor ki baraj yapacağız kaç para lazım 3 milyon lira. Ama diyor öbür tarafta e bunları hastanede yapmak lazım sürekli doğurmak için diyorlardı. Sağlık eskiden vardı ya öyle verem savaş dispanseri. işte ne bileyim doğum şeyleri, klinikleri vesaire diye. Dedi ki buralara para harcarsak baraj yapamayız. O yüzden de bu engel oluyor düşüncesiyle azaltıcı politikalara dayanak oluşturdu. Peki bu dönemde nüfus artısını düşürmek için neler yapıldı? 1- 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı 1. 5 yıllık kalkınma planını yayınladı. İşte bu kalkınma planında bahsettiğim gibi şunu yapacağız, bunu yapacağız ama ne yapmayacağımızı çok iyi biliyoruz. Çocuk yapmayacağız denildi. 1965 yılında çıkarılan nüfus planlaması kanunu bize dedi ki isteyen fertler istedikleri zamanda ve sayıda çocuk sahibi olabilirler. Bu şunun gibi algılanıyor. Hocam bu azaltma gibi değil ki insanlar istedikleri zaman istediği sayıda çocuk yap rahatlığı veriyor. Ya bu şuydu aile planlaması kanunundan öncesinde zorunlu olarak artmanız lazım diyordum. Artık dedi ki zorunluluğu kaldırıyorum. İsteyen istediği kadar yapsın beni ilgilendirmez. Ben eskiden çok yapın diyordum. Yani o artırıcılığın üzerindeki devlet baskısı kalktı. Serbest bırakırdı. Bu da diyoruz ki artırıcılığın üzerindeki devlet baskısı kalkınca ben bunu azaltmaya yönelik faaliyet olarak algılıyorum. Yoksa serbest bıraktım demeyin. E aynı zamanda nüfusu artırıcı teşvikler ve artırmaya yönelik yasal yükümlülükler kaldırıldı. Yani çok çocuk yaparsan madalya ta. Madalya falan bitti kardeşim. Yok. Toprak yardım. Bitti. Para veriyor. Bitti. Vermiyorum hiçbirini. Doğum kontrol yöntemleri serbest bırakıldı. Ne yapıyorsanız yapın. Artık ithalat mitalat yasağı kalktı. Bundan sonrası çocuk mu Aldır. Efendim ne bileyim şey mi yapacaksın? Doğum kontrol yöntemi uygula. Bana ne? Denilmeye başlandı. Yurt dışına olan göçler teşvik edildi. Yeter ki gidin gidin dedi. Ülke azıcık ferahlasın. Bir boşaltın ülkeyi dedi ya bir rahatlayalım. Ne yapıldı? Dikkat et 1960'lı yıllar. Biz en fazla nereye göç verdik 1960'lı yıllarda? Almanya. 1963 Almanya işçi göçü sözleşmesi kapsamında devlet dedi ki evet dedi ben sana işçi veririm. Yeter ki de bunlar başımdan al bunlar dedi sürekli ürüyor. E haliyle erkekler büyük oranda gidince ne oldu? E doğum olamadı. Dolayısıyla da bu dönemdeki göçlerin teşvik edilmesinin sebebi nüfus azalsın diye'dir. Bu tip sorularla karşılaştığınızda hep bu dakikalar, bu saniyeler gözünüzün önünde canlansın. Geldim bir diğer noktaya. 1980-2005 arasındaki dönem işte bahsettiğimiz artık ne oldu? 1980 darbesi oldu. Dünya değişti, küreselleşti ve bizim nüfusun yarıdan fazlası artık kentli olmaya başlamıştı. Bu dönemde iyileştirici, özellikle nitelik ve nicelik bakımından yani sayı ve yapılsal bakımdan iyileştirme politikasına geçtik. Sayı ile ilgilenmiyoruz. Azcık mı çok çok mu ben bunlara bakmam artırıyor mu ne yapıyorsanız yapın ama bana bir şey yapın dedi. Şu ben sizi nitelikli bir şekilde nüfus olarak görmek istiyorum dedik. Nüfus artışının artılması ya da azaltılmasından ziyade nüfusun niteliklerinin iyileştirmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Nüfusun eğitim, beslenme, barınma, sağlık koşullarını iyileştirmesi üzerine yoğunlaşılmıştır. Kadının iş hayatına daha fazla yer bulması nedeniyle 2000'lere gelindiğinde nüfus artış hızında düşüşler yaşanmaya başlanmıştır. Kentleşmenin iyice artması, kentlerde barınma ve iş imkanlarının artırılması üzerine politikalar yoğunlaştırılmıştır. Mesela 2005'li yıllara bakıyorsunuz şunun gibi. Eskiden ders kitaplarını biz parayla satın alıyorduk. Ben çok iyi hatırlarım hatta şunu hatırlarım gözümün önünde dün gibidir. 11 Eylül 2001 saldırılar olmuştu ya ikiz kulelere. Tam da o dönemde okullar açılmak üzereydi. Ders kitaplarımızı biz kendimiz alıyorduk. Belki bu dinleyen neslin %90'ı belki de şu an beni dinleyenler. Hocam biz gidiyorduk o sıranın üzerinde kitap. Biz öyle değildi. Liste verilirdi bize okuldan. Alınacak kırtasiyeler ve alınacak kitaplar diye. Değişik değişik milli eğitim kitapları vardı. Bazen yanlış aldığımız olurdu. Götürürdük onun kitabıyla seninki tutmuyor. Birbirini böyle dönemler yaşadık. Tam 11 Eylül 2001 o ikiz Kulelere saldırısının olduğu gün biz kitap alışverişindeydik. Babamla abimle falan gitmiştik. Ve tam da ben kırtasiyecinin küçük bir televizyonu vardı köşede. Tüplü televizyon. O tüplü televizyonda tam da kulelere uçakların çarptığı anda ben orada Türkçe kitabı, matematik, işte milli eğitim, şu yıllar arası kitabı diye onlara bakarken kendime etiket ve cilt alırken o saldırılar oluyordu. O da gözümün önünden hiç gitmez. İşte bu dönemde diyoruz ya daha ziyade ne vardı? 2005'lere geldiğimizde artık şu bitti. Eğitimli bir nüfus istiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Devlet ders kitabını kendisi karşılayacak. Alamayan alan durumun falan ortadan kaldırıyoruz. Ben çünkü eğitime önem veriyorum. Olmaya başladı. Ders kitapları bile ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Hepsi bunlar işte arkadaşlar bahsettiğimiz politikalar kapsamındadır. Laf olsun diye değildir. 2005 sonrası dönemde ne oldu artık? 1980 ile 2005 arasında bunlar vardı. 2005'ten sonrasında da Tekrar yavaş yavaş artırıcı politikalar kendini göstermeye başladı. Dediğimiz gibi nüfus artışının düşüşü ileride bazı sorunlara neden olacaktı. Özellikle nüfusun yaşlanması ve genç dinamik yapısını yitirmesi buradaki en büyük endişeydi. 2014 yılından sonra hayata geçirilen doğum yapan annelere çocuk sayısına göre maddi destek verilmesi konusu gündeme geldi. Çalışan anneler için çalışma sürelerinin kısaltılması doğum izinlerinin uzatılması evlilik izinleri bakın doğum izinleri ya da işte Örneğin e, emzirme saatleri değil mi? Bugün kamuda çalışıyorsanız eğer özelde fazla yaygınlaşamadı ama kamudaysanız sizin süt izinleriniz var. Aynı zamanda doğum izinleriniz var. Hatta sadece eskiden kadına vardı erkeğe yoktu artık erkeğe de doğum izni var. Diyor ki devlet doğur sana da izin vereyim diyor erkeğe. <laughs> Yok karın doğurursa sen onunla birlikte sana da izin veriyorum diyor. İşte bunların hepsi bize tekrardan artırmaya yönelik politikalar uyguladığımızı göstermektedir. 1965 yılından sonra önceki döneme ait olan nüfus görüşleri terk edilmeye başlanmıştır. Nedir 1965'ten önceki nüfus görüşü? Artıralım. 65'ten sonra azaltalım düşüncesidir. Aşağıdakilerden hangisi? 65 yılından sonra nüfus artış hızını azaltılmak istenmesinin nedenlerinden değildir. Bak azaltmak istiyorum, neden azaltmak istiyorum? Kişi başına düşen milli gelirin azalması etkili olmuş mu? Olmuş. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması. Çok artan nüfusla birlikte bunların ihtiyaçlarına yetişememek. Hani parayı harcarsın çocuğa kalırsın kocuğa mevzusu. Asker ihtiyacının azalması. Evet. Bebek ölüm oranlarının artması. Yanlış. Bakınız arkadaşlar. Bizde bebek ölüm oranları 60 ile 50'lerden itibaren hatta azalmaya başladı zaten. Bebek ölüm oranlarının azalmaya başlaması nüfusumuzun çok artmasına neden oldu. Dolayısıyla burada bu oranın arttığı için falan değil tam tersi o dönemde azalmıştı. Dikkat alamazsın. Doğal kaynakların azalmaya başlaması mantıklı değil mi? Yiyorlar, içiyorlar, çekirge sürüsü. bunlar azaltalım. Dayanaklar bunlar. Yukarıda verilen yıllardan hangileri öncesinde nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulanmıştır? Bakınız dikkat et. Hangilerinin öncesinde? 1965 öncesi. Artırma var mı? Cumhuriyetin ilk yılları? Evet hocam var. Artırma. Peki 1980 öncesi ne var? Azaltma. 80 öncesinden bahsediyorum. Yani 65-80 arası. 2022 öncesi 2005'ler, 2014'ler. Yine ne var burada? Artırma var. Artırma. O zaman hangileri öncesinde artırma vardı derse 65 öncesi artırma. 2022 öncesi artırma. Yani cevabım cadana. Evet deyip işaretliyorum. Şurada kısaca size grafiğimizi göstereyim. Grafiğimiz bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bir dikkat edecek nokta. Bu nüfus artış hızı grafiği. Yani nüfus artış hızı grafiği. Bakın ne grafiği? NAH grafiği. Dikkat edin 1935 öncesinde nüfus artış hızındaki NAH yok. Zaten ne demiştik? 1927 sayımında ne bulunamamıştı? Nüfus artış hızı. Peki ilk sayım olduğu için bulunamamıştı. 35 sayım olduğu için artık var mı? Var. 1945 yıllar arasında nüfus artış hızımız en düşüğe gelmiş mi? Gelmiş. Amman ha amman dikkat ha dikkat. En çok yapılan hatalar ÖSYM'nin sizi vurduğu nokta bu grafikte şu. Siz bunu nüfusun miktarsal artış azalış grafiği zannediyorsunuz. Bu nüfusun miktar artış azalış grafiği değildir. Bu herhangi bir dönemde nüfusa eklenenlerin grafiğidir. Diyor ki bize aslında. 1935 yılında her 1000 kişiye 1000 kişiye 20 kişi ekleniyordu. 40-45 arasına geldiğimde her 1000 kişiye 10 kişi ekleniyor. 55-60 arasına geldiğimde her 1000 kişiye yaklaşık 30 kişi ekleniyor. Dikkat et. 20 ekleniyor, 10 ekleniyor, 30 ekleniyor. Bu ne demek? Daima ekleniyor değil mi? O yüzden nüfus hiçbir zaman eksiye düşmez. Cumhuriyet tarihi boyunca artış hızı yavaşlasa da eskisi kadar artamasak da hep arttık buna dikkat edin. Ben şöyle yine örneğimi vereyim oradan kalıcı olarak aklınızda net kalsın. 50 kişilik sınıftık ya burada 50 metrekarede. 50 kişilik sınıftayız. Tam ben derse başlıyorum. Aradan 5 dakika geçti. İçeriye 10 kişi geliyor. Allah Allah diyorum. Neredeydiniz siz? İşte geciktik. Otobüs kalkmadı. Aa, tamam geçin diyorum. 5 dakika daha geçiyor. 3 kişi daha geliyor içeriye. Hayda diyorum. Bak ekleniyoruz ya. Ama dikkat et. İlk 5 dakikada 10 kişi eklendi. Diğer 5 dakikada 3 kişi eklendi. Artışımın hızı düştü mü? Düştü. Ama miktar düştü mü? Hayır. Artık 10 kişi eklendi 60. 3 kişi daha geldi 63. Bakın miktar hep arttı. Yani grafikteki şu azalmalar size sakın nüfus miktarı azalmıştır yorumunu yaptırmasın. Nüfus daima artmıştır. Bazı dönemlerde az artmış. Bazı dönemlerde çok artmıştır. Sonuçta hep artmıştır. Bakın buradan geliyorum 1985'ten sonrasında direkt bir azalma görüyorum. İşte size kentleşmenin, ve kadının iş hayatına katılmasının, eğitim seviyesinin yükselmesinin direkt göstergesi. 85'ten itibaren kentleşince otomatik nüfus artısı düşmeye başladı. Biraz böyle dalgalı gitmeye başladık. Nereye kadar hocam? 2007'ler, 2008'ler, 2019-2020 sezonuna gelindi. Dikkat et, çat! 2020 yılında açıklanan veriler bize bir şey gösterdi. Cumhuriyet tarihinde Şuraya kadar veri yayınlanmadığında, yani biz buranın öncesinde şöyle konuşuyorduk. Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızı 1945 arasıdır. Artık bu bitti. Dikkat et, Cumhuriyet tarihinin artık en düşük nüfus artış hızı 40-45 değil, 2019-2020 sezonudur. Peki bu dönemde neden binde 5.5'a düştük? Yani Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızı neden bu dönemde yaşandı? Pandemi. İşte bu dönemde pandemi diye bir şeyle karşılaştık değil mi? E hocam ölüm oranları yayınlanmadı. E sonradan yayınlandı. Ben o dönemde demiştim ya eski videolarımı izleyenler bilirler. Arkadaşlar bunu şu an yayınlamayacaklar. Ölüm oranlarını açıklamıyorlar. İleride bunlar yayınlanacak. Hani sorduğun zaman TÜİK normalde o dönemde ölüm oranlarını yayınlaması gerekiyordu. Ancak yayınlamadı. Onu da gerekçe olarak dedi ki bunların toplandığı veri sistemi bana İçişleri Bakanlığı'ndan verilmedi. Ben de o yüzden yayınlamıyorum. İçişleri Bakanlığı niye veremedin? Hastanelerden veri gelmedi. Aslında şu oldu. Biz gördük ki normalde biz pandemide arkadaşlar ne kadar can kaybı oldu? O dönemlerden sonra hatırladığımız bir 40 binler falandık değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorduk. E yıllar sonrasında o dönemin ölüm rakamları yayınlandığında fazladan bir 150 bin kişi var. O ne olacak? Yani işte biz sonradan sonra yanılmaya başladık. Bu dönemde pandemi etkisiyle biz 2019-2020 arasını Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artışız olarak artık biliyoruz. Bu şekilde tescillendi. Tabii bu sonrasında bir gıdım artmaya başladık ama dikkat edin. Hala biz nüfus artışısı konusunda çok iyi durumda değiliz. Bu ne açıdan ilerleyen zamanda dediğimiz gibi nüfus projeksiyonlarına baktığınızda ülkenin genç ve dinamik yapısını yitirmesi bakımından oldukça önemli. Aradan 30 yıl geçer. 30 yıl sonra şu anki kendi yaşlarınızı bir düşünün hepimiz. Hepimiz yaşlı olacağız. Okullarda çocuk yok. Sokaklarda, parklarda çocuk yok. Her yer bomboş. Hepimiz yaşlıyız. Huzur evinde birbirimizi izliyoruz. Böyle bir nüfusa doğru gidiyoruz. O zaman da ne yapılması lazım? Nüfus artısını artırıcı politikalar lazım. Ama bunun için sadece doğru demek yetmiyor. Ne yapmak lazım? Ülkenin refahını ve huzurunu. Eğer insanlar ekonomik anlamda refah seviyesini yükseltirsen, insanların aynı zamanda geleceğe ümitle bakmalarını sağlarsan, o zaman insanlar çocuk da yapar, iki de yapar, üç de yapar. Nasıl besleyeceğim kaygın yok. Nasıl geçineceğim kaygın yok. Yarın işim olacak mı olmayacak mı diye hiçbir kaygın yok. Yarın bu çocuğumun başına yolda sokakta bir şey gelecek mi diye bir kaygın yok. O zaman da istediğin istediğini yapar. Ama bugünden biz neden çocuk yapamıyoruz, neden doğurganlık düşüyor sorusunun en önemli cevabı bir para yok, iki huzur yok. Bu ikisi olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Geldik şimdi. Grafiğe baktığımda nüfus miktarının en az olduğu yıl 1935, en fazla olduğu yıl 2022'dir. Sebebi şu. Bir nüfus ilk kez başladığında en az miktarla başlar. En az. Yani biz Cumhuriyetin ilk yıllarında miktarca en azdık. E günümüze geldiğimizde ne olduk? En çok. Grafiğin son verilen yılı neyse en çok nüfus olur. Çünkü hep artarak geliyoruz. Nüfus artış hızındaki en düşük yıl yaşanan dönem 19-20 dönemi diye geçer. Binde 5,5 ile en düşük seviyeye geldik. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem 1960 baby boom dönemi diye unutmayın. Nüfus miktarı da daima artar. Nüfus hiçbir zaman eksiye düşmez. Evet bunlarla birlikte bu dersimizi tamamladık. Dedim ya belgesel tadında böyle bir çırpıda görüp geçtiğimiz bir ders oldu. Bir yer tabi güzel de bir ders oldu. Belki de değil mi? Birilerinin de alması gerekir. Neyse. Bir sonraki dersimizde nüfusun yapısal özellikleriyle bakalım doğuruyor muyuz, doğuramıyor muyuz, ölüyor muyuz, kırda mı yaşıyoruz, kentte mi yaşıyoruz bunları göreceğiz. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.